İyidere'de lojistik merkez yapacağız diye bu milletten oy istenmedi mi? Evet. Yani biraz belki maksadını aşmış bir konuşma olarak değerlendiriyorum. Rize Ticaret Odası Başkanı'dır. Her ne kadar bunlara gündeme getirmesi gerekiyorsa da bunların yeri, zamanı, zemini var. Lojistik merkez tartışmalarına Rize'nin eski belediye başkanı Halil Bakırcı da dahil oldu. Daha önce Ticaret Odası Başkanlığı'na aday olduğunda Ovid tünelini ben yaptırdım. Organizeyi biz yaptırıyoruz. Allah'a şükür, kendi tabirle konuşuyorum onu. Lojistiği de yaptıracak diyordu. 15 yıl önce Cumhurbaşkanı'na aynı masada yemek yiyordu. Acaba Cumhurbaşkanı'na bu konuyu aktardığı da bir sonuç mu alamadı? Yoksa ısrar ettiği de Cumhurbaşkanı bunu testlediği de mi bu açıklama yaptı? Bunlara sormak lazım kendisine. Ticaret Odası Başkanı siyaset yapacaksa gayet doğaldır. Parti değiştirmeyi de sever, sevmiştir. Geçmişten beri günümüzde biliyoruz onu. Gider siyasetini yapar. Birilerinin telkinle konuşuyorsa ayrı bir şeydir. Rize Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şaban Aziz Kara Mehmetoğlu, Trabzon Yatırım Adası'nı işaret ederek lojistik merkez rafa mı kaldırıldı diye sormuş, Rizeli siyasileri hedef almıştı. Bölgemiz siyasetçilerinin sessiz kalışının eseridir bu. Böyle yollardan gidersek başka projelerimiz de sekteye uğrayabilir. Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan'ın ardından Kara Mehmetoğlu'na bir tepki de eski Rize Belediye Başkanı Halil Bakırcı'dan geldi. Lojistik desteği merkezinin oluşmasını istiyoruz. Takibin de yapılması gerekiyor. Ben bir ara Rize Milletvekili'ni aradım işçisine. Bu konuyu siz paylaştınız mı? Şaban Bey bunu Cumhurbaşkanı'na ısrarlı bir şekilde sordu da mı? Bir olumsuz cevap aldı da böyle bir şeyi sordu bu polemik konusu olunca. Bizim yanımızda, bizim olduğumuz ortamda, bizim bildiğimiz kadarıyla bu konu hiç gündeme Ticaret Odası Başkanlığı tarafından gelmemiştir. Gündeme gelmediği halde konuşuluyorsa bunun anlamı nedir? Arkada ben siyaset yapıyorsun, yap. Bunu siyasetçi yapar. Şimdi birileri parti kurmaya kalkıyor, belki o da oraya gidecektir. Rize Ticaret Odası Başkanı, Rize'de yatırımların nasıl yapılırını araştıracaktır. İktidar partisi ile kavga ederek, sorun yaşayarak değil. Aday olduğunda iktidar partisiyle iş yapıyorum. Olamadığı zaman iktidar partisi bunu yapmıyor demel lüksüne sahip değildir. Ayrıca.